Sevr Anlaşması. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle yapılacak barış taslakları Paris Barış Konferansı'nda hazırlanmıştı. Ancak Osmanlı topraklarını paylaşım konusunda aralarında anlaşmaya varamayan İtilaf devletleri Osmanlı ile yapılacak barışın taslağını bu konferansta hazırlayamamıştı. Mondros'tan sonra işgallere başlamışlardı. Mondros'u adeta bir barış anlaşması gibi uygulamışlardı. Gelişen koşullar ve Anadolu'da güçlenmeye başlayan milli mücadele harekatı nedeniyle Osmanlı Devleti ile bir barış anlaşması imzalamak için San Remo Konferansı'nı düzenleyip Sevr Anlaşması'nın taslağını hazırlamışlardır. Kanunu Esasiye yani anayasaya göre anlaşmalar Mebusan Meclisi onaylamadığı takdirde geçersiz sayılır. Nisak-ı Milli kararlarını alan Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Ankara'da yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ise teslimiyeti kabul etmek anlamına gelen bu anlaşmayı asla onaylamazdı. Bu nedenle padişah, Saltanat Şurası adında bir kurul oluşturmuş ve bu kurul anlaşmayı onaylamıştır. Ancak bu anayasaya aykırı bir durumdur. Bu nedenle anlaşma hukuken geçersizdir ve asla yürürlüğe girmemiştir. Sevr Anlaşması'nın maddeleri şunlardır. İstanbul Türklerde kalacak ve anlaşma koşullarına uyulmaz ve azınlık hakları gözetilmezse geri alınacaktır. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak ve yönetimi içinde bir Türk yetkilinin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yürütülecektir. İzmir ve civarı ile Trakya'da Midye Büyükçekmece hattının batısı Gelibolu dahil Yunanlılara verilecektir. Malatya, Adana, Maraş ve Sivas'a kadar uzanan topraklar ile Suriye, Fransa'ya bırakılacaktır. Antalya, Burdur, Konya ve Isparta çevreleri İtalya'ya bırakılacaktır. Hicaz, Ürdün, Irak ve Filistin İngiliz mandasına bırakılacaktır. Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacaktır. Mali komisyon kurulacak, bütçe ve mali yasaların uygulanmasını bu komisyon denetleyecektir. Osmanlı ordusu 50 bin kişilik kara birliği ve 13 küçük gemi ile sınırlandırılacaktır. Azınlıklara geniş haklar verilecektir. Doğu Anadolu'da Ermeni, Güneydoğu Anadolu'da Kürt devletleri kurulacaktır. Bu anlaşmayı imzalayanları TBMM vatan haini ilan etmiştir. Çünkü ulusal bağımsızlık ve misak-ı milli ilkeleriyle tamamen ters bir anlaşmadır ve egemenliği kısıtlayıcı hükümlere sahiptir. Artık silahlı mücadeleden başka yol kalmamıştır.